olması gereken yerlere gitmeli. Ama bu olanak, maddi olanaklar çerçevesinde. Çünkü gelir gider tablosu giderek açılıyor makas. Şimdi bu yeni bağlantıların daha bize faydası olacağını düşünüyorum. Birileri ağlasa da. Şimdi önemli olan o dönemi çok iyi değerlendirmek. Aynı olanakları o döneme şey yapabilmek. Yani, yoksa yapıldığında özellikle Kilyos'un Sarıyer kalkınmasında çok büyük önemi olduğunu çok iyi biliyoruz. Yani sizlerin buradaki konumunuz çok çok önemli. Çünkü turizm, özellikle de insanlar Sarıyer deyince bu bölgeyi konuşurken Kilyos'u konuşuyorlar. Neden? Eskiden işte o türbanın varlığından dolayı. Şimdi türbanı yeniden, mutlaka yeniden gündeme getireceğiz. Şimdi ve çok önemli bir noktaya da gelmişti aslında türban olayı. Fakat zat-ı muhterem durdurun demiş, durduk biz de. Yani yoksa turbanda şimdi belki biliyorsunuz 120 metrede de sıcak su bulundu. Yani tabii yani burası termal olacak olarak da kullanılabilecek çok önemli bir yer. Şimdi direniyoruz. Biz burayı yapalım, halka açalım. Birileri de halka kapatıp birilerini açmayı planlıyorlar. İşte aradaki fark bu. Yani dolayısıyla da biz bu işin peşini bırakmayacağız her bir şekilde. Önemli olan yarını yakalamak. Bunu da nasıl yakalayabiliriz? Sizlerle yakalayabiliriz. Sizler olmadan, sizlerin desteği olmadan, sizlerin gücü olmadan hiçbir şekilde bu işi çözemeyiz. Benzer olayları gecekondu mahallelerinde yaşıyoruz şu anda. Ama insanlar orada inanılmaz duyarlılık içindeler. İnanılmaz birbirine destek ve dayanışma içindeler. Ve bunlar, bu dayanışma ve destek, insanların birbirine olan tutkunluğu Kadıköy'de olmayan, Beşiktaş'ta olmayan bir takım özellikleri öne çıkardı. Ve hiç çözülemeyecek gibi gözüken problemler çözüm noktasıyla öne çıktı. En önemli şeyler bunlar. Şimdi mahallelerde özellikle hani Yavuz Hocam diyor, diğer mahallelerde de benzer yerler çok önemli şeye geldi. En Çakmak'ta gördüm. Yani evet, şimdi sadece şeyde değil, 9 mahallede semt evleri, özellikle yaşam evleri çok önemli boyutlara ulaştı. Bizim hedefimiz her bölgede bu tür şeyleri yapmak. Çünkü çok önemli bir sosyal proje ve Türk toplumunun giderek unutulmaya başlanmış olan o toplumun birbirinden ayrışması, dayanışmanın kaybolması, insanların birbirinden uzaklaşarak yaşaması özelliklerini getirirken bu tür yerler insanları bir araya topluyor. İmeceliği yaratıyor. Evet, siz yaşıyorsunuz bunu burada çok net görüyorsunuz. 2005'ten beri yaşıyoruz. Tabii, çok net görüyorsunuz. Yetersiz tabii. Yani şey olarak da mesela burada bu mekanları çok daha büyütüp buraya gelmeye korkan insanları da getirmek lazım. Şimdi birilerinin özellikle baskısıyla insanlar gelmeye, sizlerle iletişim kurmaya korkuyorlar. O insanlar işte, ben biraz önce dediğim toplumun giderek yabancılaşmasının en önemli şeyleri bunlar. Ve bunları da aşacak şekilde çözümler üretmek önemli. Mesela bir mahallede, İstinye Mahallesi'nde çok net söyleyeyim. Kadıncağız dedi ki ya burası açılmadan önce ben günde 3-4 tane tansiyon hapı alıyordum. Buraya geldikten sonra artık almıyorum dedi. Evet, doğru. Terapi gibi. Doğru. Şimdi o zaman kadını bir yere kapatmak yerine kadını dışarı çıkarmak, yaşama katmak lazım. Şimdi bizlerin olması gereken, yaşama bakıyorsak, doğru bakıyorsak, pozitif bakıyorsak en önemli yapılması gereken şeylerin başında o geliyor. Yani sosyal yaşamı yeniden kurgulamak zorundayız. Yeniden kurmak zorundayız. Çoluğumuzla, çocuğumuzla, yaşlısıyla, genciyle, siyasi düşüncesiyle ne olursa olsun. Özellikle de kadının öne çıkarıldığı. Çünkü biz toplum olarak bakmayın, Anadolu'da ve İstanbul'un da büyük bir kesiminde kadının adı hala yok. Bunu biliyorsunuz. Biz öne çıkarmak zorundayız ama kadın bu toplumda olduğu zamanlar hep başarılar sağlanmıştır. Yani Ulusal Kurtuluş Savaşı'nda bile bu şeyi çok rahat yaşadık. Dolayısıyla biz sizleri çok seviyoruz.
hanımefendiler evet. özellikle. Başkanım, biz de sizleri seviyoruz. Biliyorsunuz kadınların hazırlıkları var. İzlediyseniz evet. servis yapmak istiyorum. Yemek konusundan. Başlayalım evet evet. Ben de içerek geceye hazırlanmışlar. Var herkese yetecek başkanım. Ama ben bir şey konuşayım ki. Tamam. 3 dakika. Hocam bir konuşsun. Ben bir yani hocam. Başkanım gelmişken önce teşekkür etmek istiyorum kendilerine. Tabii yemeklerinize yiyeceğiz tabii. Ama Sayın Başkanım bize teşrif ettiler. Bizi çok mutlu ettiler gerçekten. İlk önce bir kez çok teşekkür ederim kendilerine. Bu mekanımızı bizim onarımına katkı verdiler. Çerçeveleriniz olsun. Her şeyimiz yerine geldi. Çok onun için de tabii bütün arkadaşım adına teşekkür ediyorum. Onun dışında tabii parklarımız bizim güzelleşti bu ara. Yine belediyemiz bunlara katkı sağladı. Kaç tane parkımıza aletler kondu. Yine güzelleşti, temizlendi. Buna da teşekkür ediyoruz hep birlikte arkadaşlarımla. Bir de tabii isteklerimiz var başkanımıza. Tabii. Şimdi sıra oraya geliyor. Bir arkadaşım not alıyor değil mi arkadaşlar? Bu isteğimiz var. Ben iki tane sadece söyledim. Diğerleri zaten arşivlerini tamam. getirirler diye düşünüyorum. Spor salonu çok isteği var. Hele bu tamam. Evet. 150 tane imzayı topladık. Daha sonra size bunu takdim edeceğiz. Spor salonu bir yapılmış. Ben görmedim. Nerede? Bahçeköy'de. Onu duymuş bizim komşularımız. Biz de istiyoruz. İşte hatta yeri bile tarif ediyorlar. İşte spor tesisi, kurban tesisi var diyorlar. Hatta üç nolu salon diyorlar. Bilmiyorum artık. Çözüm sanırım. De getiriyorlar başkanım. Bir de ben ikinci bir şey daha başkanımızdan istiyorum. Yani olursa tabii. İkinci el giysiler de çok geliyor burada. Sergilerimiz olmuyor. İkinci el giysilerin ihtiyaç sahibi ulaşılacak bir mekan, bir yer gösterebilirsiniz. Var. Oraya bizim sosyal yardım işleri müdürlüğüne verirseniz biz alıyoruz. Onlar ihtiyaç sahibi kendilerine gidecekler, beğenecekler, alacaklar. Biz de gidip alacaklar. İkinci yer eşyaları. Var şu anda çok büyük bir lazım. Ama bizim buralarda bir yakında olursa elimize gelenler oraya aktarabiliriz. Demiştim. Şimdi bakın bu tür şeyleri merkezileştirmemizin nedeni kontrol edilebilmesi açısından. Evet. Çünkü bu tür şeylerde eğer özellikle ikinci el giysiler kontrol altına alınmazsa, iyi bakılmazsa bir müddet sonra çöp olur. Çok böyle çöp olur. Şimdi ondan kurtarmak için bir merkezimiz var şeyde, Çayırbaşı'nda. Sosyal İşler Müdürlüğü'nde çok büyük bir mağazamız var. Mağaza gibi. Abi çok kolay ulaşmanız yani çok kolay. Evet telefonla ve oradan her türlü şeyi sağlamak mümkün. Benim diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Teşekkür ederim. Bir de şeyi unuttuk Emine Hanım. Festivalimizin bu sene üçüncüsünü yapacağız evet. başkanım. İki senedir siz şehir dışında olduğunuz için katılamadınız. Bu sene önemli sizin de katılmanızı rica ediyoruz. Ve daha ses festivaller, getirecek sanatçılarla. Mahallelerin var. Destek veriyoruz vermiyor muyuz? Evet ama sizin de katılmanızı arz ediyoruz. Programınızı ona göre yapabilirsiniz. Ya Kilyos'tan olsa bizim diye gelmiyorum. Ve daha ses getirecek sanatçılar evet, istiyoruz başkanım. Tamam. Peki. Daha o zaman benim çıkmam lazım. Hemen Emel Hanım'ı da Çağlıklı'dan alırsınız. Hangisini? Emel Sayın Çağlıklı'da oturuyor burada Demirci Köy'de. Öyle mi? Evet. Alırız. Tamam alalım. Lütfen o zaman festivalimiz daha da ses getirir. Buyurun arkadaşlar.